Merhabalar, ben LüksMed Protez Merkezi'nden Murat. Bugün sizlere üst ekstremite yani kol protezlerinde kullanılan el seçeneklerini anlatmaya çalışacağım. Dünyada en çok kullanılan iki sistemden bahsedeceğim. Birincisi, herkesin daha çok bildiği, çalışmasına aşina olduğu miyoelektronik sistem. Miyoelektronik sistem ellerimizde basit mantık, eli açma ve kapama fonksiyonları mevcut. Ekstra bilekte rotasyonu sonradan ekleyebiliyoruz. Yeni çıkan son teknoloji olarak değerlendirdiğimiz eller ise biyonik sistemler. Şu anda size göstereceğim Alman Ottobock firmasının Bionic eli. Aralarındaki en büyük fark, miyoelektronik sistemlerde sadece iki hareket varken, açma ve kapama hareketi varken, biyonik sistemlerde bu hareketleri sayısını ve şeklini arttırabiliyoruz. Biyonik sistemde aynı anda hastamıza 8 tane farklı el hareketi yapma imkanı sunuyoruz. Buna bilgisayardan bağlanıp hastamızın hareketlerin yerini ve şeklini seçme imkanı da bize sunuyor. Kısaca anlatmak gerekirse, açma kapama tuşumuz biyonik sistemlerde pres yani baskıyla devreye giriyor. Soketin içerisinde yerleştirdiğimiz iki adet alıcı sayesinde proteze hastanın tamamen kendi iradesiyle kontrol etme şansı sunuyor. Bu elektrotları muayene sonrasında hastanın kas sinyalini alabileceğimiz maksimum noktaları biz tespit edip ona göre uyguluyoruz. Mio sistemde de, biyonik sistemde de çalışma prensibi birebir aynıdır. İki elektrot ve iki alıcıyla bütün hareketleri yapma imkanı verir. Bunların ikisini de şu anda görsel olarak gözünüzde canlanması için kendimde gösterip nasıl çalıştığıyla alakalı sizlere bilgi vereceğim. İlk olarak miyoelektronik sistemi göstereceğim. Hastamızın var olan kaslarının üzerine alıcı yerleştiriyoruz. Alıcıyı yerleştirdikten sonra hastamızın eli olmasa dahi kasları orada durduğu için beyin sinyallerinden el hareketi yapabilir. Yani eli olmayan hasta elini açma hareketine getirebilir ve kapama hareketine getirebilir. Kapama hareketine getirdiği zaman protez kapanır. Açmaya doğru zorladığı zaman protez açılır. Bileği hareket ettirmek için aynı hareketi daha sert ve birden yaptığınız zaman bilek rotasyonuna geçiş sağlıyor. Şimdi biyonik sistemde çalışma prensibi, Mio'nun aynısını düşünün. Kapatmak istediğim zaman protez kapanıyor, açmak istediğim zaman protez açılıyor. Kapatmak istediğim zaman kapanıyor, açmak istediğim zaman açılıyor. Hareket değiştirmek için protez açıkken bir kere daha açmaya zorladığım zaman bir ses geliyor ve modu yani hareketi değiştiriyor. Şimdi kavrama hareketine geçiş yaptım. Tekrar modu değiştirdim. Üçüncü harekete geçmek için üstünde bir buton var. Buradaki butondan üçüncü harekete geçip tekrardan eli çalıştırabiliyoruz. Bu ele bu şekilde aynı anda 8 farklı hareket yaptırma imkanı sağlayabiliyoruz. Bunlardan bazılarını anlatmak gerekirse, hassas tutuş dediğimiz şu anki pozisyon, parmak hareketi, güçlü kavrama, anahtar tutma, kredi kartı tutma, çanta taşıma, mouse kullanma gibi farklı hareketleri proteze tanımlayabiliyoruz. Hastanın isteği doğrultusunda. Aynı zamanda illa 8 hareketi aynı anda kullanacak diye bir şey söz konusu değil. Hastanın isteği doğrultusunda bu hareketleri 2 ile de sınırlandırabiliyoruz, 4 ile de sınırlandırabiliyoruz. Yine bunda da miyoelektronik sistemdeki gibi bilek rotasyonuna geçmek için sert sinyal kullanıyoruz. İki protezimiz de suya karşı dirençli değildir. Sudan uzak tutulması gerekiyor ve en son halinde protezi tamamladıktan sonra bir eldiveni mevcut. Üstüne eldiven giydiriyoruz. Eldiven kısmi olarak zaten protezin içerisine giren suyu engelliyor ama yine de hastalarımıza benim tavsiye ettiğim sudan uzak durmaları. Uluslararası kullanımda özellikle biyonik sistemlerde eldiven önerilmiyor ama bizim ülkemizde genelde hastalarımız ele yakın bir görüntüyü göstermek açısından bizden eldiven istiyorlar ve biz de uyguluyoruz. Benim şahsi fikrim eldivensiz kullanabilirsiniz çok daha avantajlı.